Muhterem Diyanet İşleri Başkanım, kıymetli misafirler ve basınımızın değerli mensupları. En önemlilerinden biri de hafızlık eğitimidir. 1785 Kur'an kursunda 8091 öğretici ile hafızlık eğitim ve öğretimine devam edilmektedir. Başkanlığımız, günümüz şartlarımıza bağlı Kur'an kurslarında yürütülen hafızlık eğitim faaliyetlerinin ihtiyaçlara cevap verebilecek seviyeye ulaştırılması ve hafızlık eğitiminin etkinliği Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, sözlerime başlarken hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün burada önemli hizmet alanlarımızdan biri olan hafızlık eğitiminin standartları, işleyişi ve hedefleri çerçevesinde kapsamlı istişare ve müzakerelerde bulunmak için bir aradayız. Değerli hocalarım, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim insanlık için eşsiz bir hayat rehberidir. İnsanlığa varoluş gayesini öğreten, onu en doğru yola ileten bir hidayet kılavuzudur. Kur'an'ın çağları aşan mesajları bütün insanlık için umut ışığı ve kurtuluş muştusudur. Yüce dinimiz İslam'ın en temel gayesinin erdemli bir fert, faziletli bir toplum, huzurlu bir dünya inşa etmek olduğunu hepimiz biliyoruz. İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de İnsanları cehaletin, küfrün ve zulmün karanlıklarından ilmin, imanın ve irfanın aydınlığına çıkarmak için gönderilmiş bir kitap olduğunu da hepimiz biliyoruz. Kur'an'ın bütün hükümleri bu ilahi maksadın gerçekleşmesine matuftur. Onun her bir ayeti bizlere hayatın hem dünyevi hem de ukrevi boyutunu teminat altına alabilmenin yollarını göstermektedir. Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin himayesinde bulunan bir kitaptır aynı zamanda. Nitekim nüzulünden bu yana 15 asır geçmesine rağmen canlılığını hiçbir zaman kaybetmemiş ve herhangi bir değişikliğe uğramadan bugünlere gelmiştir. Allah'ın inayetiyle kıyamete kadar da geçerliliğini muhafaza edecek. Rabbimizin bu kutlu kelamını ve yeryüzüne son mesajı olan Kur'an-ı Kerim'i korumak ve nesilden nesile aktarmak müminler için bir iman görevidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu görevi ifa edebilmenin yolu bu ilahi fermanın değerini bilmek, lafzına sahip çıkmak, mesajına kulak vermek ve ahkamını hakkıyla yaşamak ve yaşatmaktan geçmektedir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in okunması, ezberlenmesi ve zihinlerde korunarak nesillere aktarılması hususunda da büyük bir gayret göstermiş 14 asrı aşkındır Müslümanlar, İslam alimleri.
Nitekim sahabe döneminde başlayan ve günümüze kadar kesintisiz bir şekilde devam eden hafızlık müessesesi, yeryüzünde başka hiçbir kitaba nasip olmamış muazzam bir uygulamadır. Allah'ın kelamına saygı ve tazimin bir gereği, hafızlık eğitimi İslam dünyasının her yerinde büyük bir hassasiyetle asırlardan beri devam ede gelmektedir. 2023 yılında başkanlığımızca gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavlarında 13.334 kişi hafızlık icazetnamesi almaya hak kazanmıştır ki bu şimdiye kadar ulaştığımız en yüksek noktadır yıllara göre. Yani 2023 yılında kendisinden önceki tüm yıllardan daha fazla hafızlık icazetnamesi alan hafız kardeşimiz olmuştur. Ne zaman başladı? 1975 yılında. 1975 yılından bugüne bu icazetnameyi sınava girerek almaya hak kazanan hafız sayımız 204.281 olmuştur. 204.281. Tabii biz bununla bahtiyar oluyoruz, mutlu oluyoruz. İnşallah sayıları daha da artar. Değerli hocalarım, tarih şahittir ki Kur'an'ın kadrini, kıymetini bilen toplumlar daima yücelmiş, nice güzelliklere mazhar olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in hayat ve huzur veren ilkelerine karşı tavır alan, onu yok sayan topluluklar da Kur'an'ın rahmet ilkelerinden uzak kalmanın nasipsizliğini yaşamışlardır tarih boyunca. Hamdolsun bizler Kur'an-ı Kerim ile yükselen ve ondan aldığı ilhamla tarihe yön veren bir milletin ve medeniyetin mensuplarıyız elhamdülillah. Onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamalarını sağlamalıyız. Çocuklarımızın hayatlarını Kur'an'ın değerleriyle bütünleştirmeliyiz. Duygu, düşünce ve davranışlarını Kur'an'la güzelleştirmeliyiz. Ezberledikleri Kur'an'ı bir ömür muhafaza edebilmenin imkanlarını sunmalıyız. Hafızlıklarını hayata dönüştürmelerinin yollarını göstermeliyiz onlara. Kısacası çocuklarımızı Kur'an'ın hıfzıyla beraber ahlakıyla da donatmalıyız. İnanıyorum ki hafızlarımızı bu bilinçle yetiştirdiğimizde Kur'an hem onlara hem de bizlere dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır inşallah. Her birinizin çok önemli, büyük katkıları olur ve hafızlarımızı daha nitelikli, daha iyi yetiştirme konusunda büyük bir hayra vesile olur diyorum bu çalıştayımız ve hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.